Yes, size şöyle güzel bir manzara gösteriyorum. Bakalım bu değişmeli kitemlere Efsun yakalayabileceğiz mi? Şu zamana kadar hiç tutturan görmedim, duymadım da. Belki bir ilk olur. Hop! Abi Lycan'a bu zırh gerçekten yakışıyor ya. Yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar hepiniz, hoş geldiniz. Öncelikle ben videoyu şu an Arife günü yani bayramdan bir gün önce çekiyorum. Siz bu videoyu büyük ihtimal bayram birinci günü izleyeceksiniz. En kötü ihtimalde ikinci veya üçüncü gün izlersiniz. Ama birinci günü yetiştirmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız inşallah güzel geçer. Pazar hesabımızla bir başlangıç yapalım. Öncelikle pazarıma bir tıklıyorum. Pazarım neredeyse bomboş. Bayağı bir item satıldı. Hatta item arıyorum. Uyguna bulacak item bulamadım. Pazar atmaya. Pazarımda boşluklar var. Dün video dışında render yaparken birkaç parça eşya aldım. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir zehir aldım. 22 ortalama ama 10'da şeytanı var. Bunu 2-10'a aldım. Yani bu 3-3,5'a gidecek diye düşünüyorum. Attım pazara. Şöyle bir ayakkabı aldım. Değişmelik. 70 mm'ne almıştım. Bunu da öylesine attım pazara. Başka ne aldım? Şöyle bir Lycan zırhı aldım. 1.10 40 falandı. Her türlü gider illaki gider. Şöyle bir ninja zırhı aldım. 15 ateşli. 1.5 won falandı galiba. Şöyle de bir zırh aldım. Bu da çok uyguna geldi. Tam hatırlamıyorum fiyatları ama bu da güzel yani VS'lik bir zırh. Kılıç, bıçak, pençe bir de ateşi var yanında. Hem farm yaparsın hem VS'ni atarsın. Güzel bir zırh satılır illaki. Dün bir de iki parça kask aldım. Bir tanesi bu. Şaman kapalı. Bunu bir 6'dan falan atarım. Bir tane de savaşçı kaskı vardı. 15 ateşli. Onu dün 1.80'e falan sattım. Pazarı da göstereyim dedim. Ne kadar yangımız var onu da göstereyim. Şöyle pazarımıza tıkladık. Açtık. 163 artı 800 hem de nakit var. Güzel bir satışımız olmuş. Pazarda satış oluyor, illaki oluyor. Bazı itemler çok nadir, elimde kalıyor yani kalıyor derken geç gidiyor. Bazı itemlerde aldığım fiyattan gitmek zorunda kalıyor. O da benim piyasayı pek bilmediğimden dolayı. Evet, size de şöyle girmişken ninja'yı göstereyim dedim. Ninja'mız 101 level. Bu ninja gün boyunca AFK şekilde kasılıyor. Ben sadece ara sıra kontrol ediyorum. Bayağı bir ekranda PM oluyor ama bakamıyorum. Hesabı da 105'e kasacağım. Eline de satın aldığımız bir tane hançer vardı. Artıydı 30 ortalama 5 delicili Zodiac hançer. Hem onu takmak için 105'e kasacağım. Hem de otomatik alım süresi var 1-2 gün. 2-3 gün içinde galiba 2 gün içinde 105 yaparım diye düşünüyorum. Ayrıca da size şöyle bir kameramı kapatayım göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi %30 Happy Hour var. Biliyorsunuz zaten benim de sponsorum Ankapin. Ankapin üzerinden yapmış olduğunuz app alışverişlerinde Happy Hour uygulaması geçerlidir. Bilginize herhangi bir app konusunda sorun yaşarsanız mutlaka bana da dönüş yapabilirsiniz. En ufak şeyde yardımcı olurum. Sıkıntı olmaz. Şu zamana kadar olmadı ama olursa da ben destekçiniz olurum her zaman. Ha şunu da belirteyim. Yurt dışı ödemeleri falan da geçerli. Yani yurt dışında yaşıyorsanız ödeme yapabilirsiniz. Hatta yurt dışında yaşayıp app yükleyemeyen arkadaşlar var. Ankapin'e canlı yayından bağlanıyorsunuz. Benim ismimi veriyorsunuz. Size yardımcı oluyorlar. App'inizi falan yüklüyorlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca Ninja'da yaklaşık 2 gündür otomatik avda ve kaç set okey oldu hiç bakmadım. En son baktığımda 80 falandı. Bakıyoruz 111 set okey olmuş. Bunları ne zaman oynayacağım? Bunları okeyin bitmesine bir hafta kala oynamaya başlayacağım. Zihinselde de biraz var aynı şekilde bir 80-90 küsür herhalde. Ve de gümüş okey satıyorsanız piyasa altı uygun bir şekilde topluca satabilirsiniz. Alırım kendim için alacağım. Böyle Uriel'e geldik. Uriel'den de bilgeliğin gücünü alalım. %100 exp bonus veriyor artık. %100'un üstünde olduğum için. Buradan da kuva tapınağını ışından alalım. Oradan da büyülü orman. Bekçiyi bulduk. Çatalda hemen girelim. İyi yakaladık ha. Yerden gelir gelmez bir tane mutluluk yelpazesi aldık. Çok güzel. Kutsama kağıdı falan düşmüş. Bunları da toplayalım. Şöyle biraz CH atarak da bu titan dioksitlerin düştüğü mekan var biliyorsunuzdur zaten. Ben bir kere öyle birkaç kere yerden titan dioksit aldığımı hatırlıyorum. Bir bakmak istiyorum. Belki yine titan bulabilirim. Hiç belli olmaz. 2-10, 2.5-10 falan şu an piyasası. Titan dioksit yok galiba. Burada bir CH atacağım. Bakacağım. CH2'ye geçtim. Hemen yerde bir prens 3 gördüm. Onu bir alalım. Aldık mı? Aldık galiba. Başka ne var? Şöyle bir artı 4 bilezik falan var. Bunlara da bakıyorum. Bazen HP'li veya elementli de çıkabiliyor. CH3'e geçtim. Burası bayağı bir dolmuş. İnşallah yerden şöyle güzel itemler toplarız. Ağır kemer. Bu ağır kemerler var ya acayip paraydı. Tanesi 2-3 mona gidiyordu ilk zamanlar. O zaman hatırlıyorum. Şu an hiçbir değeri yok maalesef. 1M 2M'lere kadar düşmüş. Ninja ile burayı otoya bırakıyorum. İnşallah öldürmezler. Çünkü burada imhacılar çıkıyor. Bu zıplayanlar var ya. 2-3 tane kütle gelirse öldürür diye düşünüyorum. Burası diğer yerlere göre biraz daha fazla XP kastırır bize. Silahımı da satacağım. Bilginiz olsun. Böyle ormanda falan kasılacaklar varsa veya sürgünde de kasılacak varsa 45 ortalamalı art 9 bir çakramdan daha verimli. Bunun testini yapmıştım ben. Hem skill konusunda hem düz konusunda. Ayrıca element artı 3 rüzgarı da var. Gördüğünüz gibi bende simya da yok. Yanımda level'lı pet de yok. Ona rağmen düz vurduğum hasarlar 3.5-4K arası. Üstünde lollipop var ama bu sihir lollipopu. Bu düz atak arttırmıyor. Ruhsuzun ekstra bir faydası daha var. Bakın bir skill atıyorum. Kritiksiz 10K falan vuruyor. Hem skill atarak kasılabilirsiniz.
Hem de düz atak yaparak kasılabilirsiniz. Bunun fiyatını da 20-25 on aralığından bırakırım. Hem 10 delicisi var, hem çevikliği var, hem de 20 şeytanı var. Yes, size şöyle güzel bir manzara gösteriyorum. 30 günlük lollipop tutturdum. 3K ip yük demiştim. Bugün de indirim vardı. Yaklaşık 1K'sını harcadık. Neler çıktı bilmiyorum. Sadece lollipop geldiği zaman durdurdum ve 30 günlük lollipop'u yakaladık. Süper. Bir bakayım ekstra güzel bir şey çıkmış mı? Bir tane şöyle metal tutturmuşuz. İnşallah bunun ticareti vardır. Hesabımızı köye getirdik. Bir de burada şu okeyci kardeşlerimizle birlikte şöyle birlikte bir efsun yollayalım. Bakalım bu değişmeli kitemlere efsun yakalayabileceğiz mi? Bugün biraz ep çekmiştim. Epi de yine aynı şekilde değişmeli kitemlere atalım. Tutturabilirsek, güzel bir efsun tutturursak güzel karlar ederiz diye düşünüyorum. Buradaki kitemlerin hepsi değişmelik, öyle diyebilirim size. Hepsine birer tane atacağım. En son birlikte bakalım. Şöyle bir tanesini yolladım. Bir. İkinciyi yolladım. İki. Bu ayakkabıyı dün almıştım. Belki güzel bir şey gelirse kendimiz zihinselde kullanırız. Şuna da attım. Zümrüt'te 5 onu aldım. 5 efsun artı 7 idi. Eğer 20 şeytan bile gelse bu şekilde bile 10 bana neredeyse gider. Grenade de kendime aldım. Öyle yarı insanlık falan bir şey gelirse Yohara'da kullanırız diye düşündüm. Hepsine yolladım. Birer tane attım. Haydi Bismillah diyelim başlayalım. Ayakkabıya hippie kritik bir şey gelsin her türlü satılır. Bayılma. Çok kötü maalesef. İkinci ayakkabımız kılıç. Maalesef. Ne kadar kötü efsunlar ya. Ulan ayakkabı. Tüh. 2K IP 3 kritik gelmiş ama bu dursun şimdilik. Yani bir ihtimal satılma ihtimali yükseldi. Diğer değişmeliğe göre. Zümrüt 20 şeytanı tek atalım lütfen. 20 şeytan. Başka ne var? 10 hayvan. Şunun yanına bir de 10 yar olsa var, mükemmel olurdu. Tamam. Buradan rahat her türlü 3 won falan kar ettik diyebilirim. Yani bunu bu şekilde 9-10 won atsam gider diye düşünüyorum. Diğer ayakkabıya geldik. Güzel. 5 kritik, 5 bayılması var bir de. Mükemmel. Satılacakları şuraya ayıralım da karışmasın. Hadi bak kardeşim. 10 yarı 20 hayvan istiyorum Yohara için. Hayvan gerekli. Bir de eşya 20 ver sana zahmet. Ölümsüz 10 eşya var maalesef. Bileziğe baktık. 5 delici 10 ölümsüz maalesef. Kolye 5 delici 2K. Güzel. Satılır. Onda oku falan var. Güzel. Satılır. Bak buna kritik istiyorum kesinlikle. Bu ne ya? Bağlı hepsini atmışız gibi resmen. Sana da bir kritik istiyorum. 20 yank, 10 CP falan. Maalesef bu da kötü. Bunlara tekrar atacağız. Şu aşağıdakiler satılacak. Hadi kardeşim. Hepinize birer tane atalım. Bittim bu iş. 6 hepsunum var. 6 parça da itemim var. Bu sefer sondan atarak başladık. Şöyle ayakkabıya da attım. Lan dur. Sakin ol. Dağ taşa tırmanmaya başladıysan güzel bir şey mi geldi acaba? Orada bir heyecan yaptı. Sana da attım kardeş. Sondan gidelim bu sefer. Şeytanı var. Pençesi. Maalesef kötü gelmiş. Kılıç, bıçak çok kötü. Bağlıdan farkı yok. Şunu şuraya koyalım. 10 delici 15 ateş. Oy bu süper. Tamam. 10 rüzgar 6 da şeytanı var. Tamam bu her türlü satılır. Hatta buna benzer ben bir 6 bondan mı? 7 bondan falan sattım galiba. Güzel. Kolye 5 delici 3 bayılma. Hippie yok ama maalesef. Ayakkabımız. Ya kardeşim şu bayılmanın yanına bir kritik 5 falan versen var ya mükemmel olur. Bu ne ya? Hep 8 bayılma gelmiş ama hiç. O kadar kötü ki efsunlar. Böyle bir 3 efsun daha attım. Kolyeye 10 delici, kılıç, bıçak, pençe gelmiş. Bu 10 delici sayesinde satılır diye düşünüyorum. Küpeye 20 şeytan geldi. Güzel, satılır. En kötü ihtimalde kendim kullanırım. Satılacağını düşünüyorum zaten. Bu yine değişmelik. Efsun attığımız itemlerin hepsinin piyasa değerlerine baktım. Ve piyasadaki başlangıç fiyatlarını yazdım buraya. Burada yaklaşık 37 won ile 40 won arasında bir meblağ var. Yani biz de toplamda 17 won harcamıştık bu itemleri alırken. Hatta şu ayakkabıyı almadık. Bu ayakkabı bizde vardı. Hatta bir de şu ayakkabı bizde vardı. Buradaki 8 parça iteme toplam 17 won para vermiştik. Burayı toplam 37 won olarak hesaplarsak 17'sini çıkarsak 20 won kalıyor bize. Peki harcadığımız app ne kadar ona da bakalım. Toplam 1300-1400 app arasında bir app harcamışız. 1400 app'e de yaklaşık 16-17 tane app kuponu alınıyor galiba. Yani yaklaşık 2 won 3 won aralığında bir kar etmişiz. Aslında bizi kurtaran itemlerden birisi zümrüt. Birisi şu bilezik. Bu bilezik 6,5-7 wonlardan başlıyor. 200 tane altın define sandığı alıyorum. 30 M aldık. Bir de anahtarına bakalım bunun inşallah ucuzdur. Anahtarlar maalesef biraz pahalıymış. Şöyle 75 tanesini 30 M alıyorum. Bunu da aldım. Bir depoma bakayım sanki bende vardı ya. Bunların içinden artılı şirken çıkıyor ve taneleri şu an 7-8 M'lere çıkmış. 75 tane anahtarımız var. Bakalım kaç tane çıkartabileceğiz. Buraya toplam 60 M verdik. 60 M acaba karşılayacak mı? Biraz zor ama bakalım. Hızlı hızlı açmaya başlayayım ben şöyle. Şirken benim şurada 5 tane var. Çıkarsa üstüne binecek.
Böyle hızlı hızlı açıyorum. Tabi bundan item de çıkıyor. Kutsama kağıdı vesaire de çıkıyor. Exp çıkıyor. BK çıkıyor. Bir tane şirken geldi. Güzel. Devamı gelir inşallah. Evet, hepsini açtım. 11 tane artılı şirken oldu. Yani 6 tane artılı şirken çıktı. Aslında sandıklarımızın yarısı duruyor. Parasını çıkarttı diyebiliriz. Pazarımda 550 civarında bir yank vardı. Tanesi 75-80 aralığından olan bütün 10x'leri çektim. İnşallah güzel bir şey elde ederiz. Haydi bismillah diyelim, başlayalım. Şöyle atmaya. Hop. Eğer güzel efsanevi geçirirsek üste gitmeyi de düşünüyorum. Şöyle ikinciyi vurdum. Olmadı. Hiç totem motem yapmıyorum. Güzel. Bunun yanacağını düşünüyordum ama bu geçecek değil mi? Güzelsin. Buradan bir tane mitsi istiyorum. Tamam mı kardeşim? Efsun'unu sana bıraktım. Ben sana inanıyorum. Şöyle güzel bir VS'lik veya farmlık bir şey getirirsin. Attık başa. Bunu da attık. Lütfen. Tamam mı kardeşim? Bu buraya mitsi olarak gelsin. Karakter attım. Hemen geldim. Lütfen yüzünüz gülsün artık. Hadi kardeşim. Totem motem, bu sefer her şeyi yapacağım. Saflık seviye bilmem bir şey, ıvır zıvır. Şöyle vurdum. Bunu buraya çektim. Bunu şöyle yaptım. Şöyle böyle yaptım. Yanımda bir kalp atan reis var. Buradan o reise de selam olsun. Onun şerefine vuruyor. Vurmuyorum. Vuruyorum. Vallahi geçti. Şu an atmalık 10x'ler 6.5-10'dan falan gidiyor. Bir de Efsun geldiyse tadından yenmez. Bence ilk siz bakın. Genelde böyle olduğu zaman güzel kar ediyoruz. Hadi bakalım. Böyle sürükleyeyim. Ucundan kaçırmışız. Şu yansıtma blok olsaydı 12-13-10'dan başlıyor. Parayı ikiye katlardık direkt ama Allah'tan zararımız yok. Tamam, bunu gidelim pazara atalım. Üstümüzdeki 550'm yangı da 6.5-10 nakite çevirdik. Evet, şamanı da artık 116 yapalım. Son bir kutu kaldı. Hatta 116 yaparız. Bir kutu da doldurabiliriz diye düşünüyorum. Ve ayrıyetten üstümde sınırlı sayıda da çiçek sandığı vardı. Üçüncü açışımda da bir tane lider artı çıkarttı. Bu da ekstra bir şans. Tekrardan merhabalar. Biraz önce çatlakta kasılıyorduk biliyorsunuz. Biraz başım ağrıdı, gittim kafamı falan yıkadım. Bir arkadaş BM attı. Çatlakta ücretiyle hesap kasar mısın dedi. Normalde galiba 4-10'a falan kasıyorlar. Fakat videodan görüp geldiği için 3-10'a kasıyorum. Bilginiz olsun. Sizin de kasılacak hesaplarınız varsa uygun bir şekilde kasarım. Hatta lider artı mevcut şu an. 3-5 kişi bulabilirsem daha mantıklı olurdu. Daha seri şekilde daha güzel XP kasardık. Şaman biraz önce 116 level oldu. Bir kere talihsiz bir olay yaşadık. İnternetimde bir sıkıntı var. Acayip bir lag var. Böyle sonradan geliyor, bir takılıyor falan. Bir kere böyle oyun attı. Bundan dolayı tekrar girmek zorunda kaldık. Yaklaşık bir 20 dakika ilk partide kasıldık. Şimdi bir 10 dakika oldu herhalde, tekrar girdik. Kasılmaya devam ediyoruz. Bu sefer en büyük zor havuza geldik. Aslana bindim, yoksa diğer türlü yiyorlar bizi ama her türlü dayanıyoruz. Lan ölüyormuşuz bile. Hayır. Elim yaşamda olun derken öldük, nazara geldik. Yaklaşık 10 dakika falan kaldı. Benim şamanı yanlışlıkla ben kaldırmayı unuttum. Şehir attı. Yaklaşık bir yarım saattir şamansız kasılıyoruz. Arkadaşlar 1 saat tam kasıldık. İlk girdiğimiz partta bir 20 dakika kasıldık. Şimdi bir yarım saat daha kasılacağız. 5 ve 10 versen yeterli dedim. Teşekkür ederim kendisine de. Şimdi tekrar gireceğiz. Arkadaş da 111'e atmış olacağız. 0 XP vardı başladığımızda. Uyudum, uyandım, biraz dinlendim. Tekrar oyuna girdim. 61'e giriş yaptım. Bunun bir ETP görevini yapalım. Ondan sonra zinsiyle girip tekrar çatlaktan devam edeceğiz. Böyle simyacıya da gelelim. ETP görevimizi alalım. Sonra doğru Suhan Dağı'na. Değil tabii ki de, ilk önce biyologlarımızı ve kitaplarımızı verelim. Ondan sonra Suhan'a. Haydi bakalım biyolog dayı. Geçir şu hatıra görevimiz de bitsin bir an önce artık. Yine mi geçmedi? Vallahi yine geçmemiş ya. Tüh. Az kalmıştı. Bir bitiremedik ya. Şöyle bir kılıç çevirme okuyalım. Güzel. 2 BK sonra kılıç çevirmemiz M7. Öfkemiz de başarısız. M10 olacak galiba geçerse. Böyle pelerinimizi attık. Oy, pıtır pıtır döküldüler. Buz topu falan da var. 2, 3, 4 tane buz topu görüyorum şu an. 3 tane galiba. Art 4 aslan katledenler düşüyor buradan. Şöyle bir aklımda düşünce var. Bunlardan böyle stoklayıp gidip bir 9'a deneyesim var. Çünkü burada direkt hazır artı 4 şeklinde düşüyor. Ve o kadar da zor düşmüyor yani. Buradan yaklaşık 4-5 tane ETP bekliyorum. Hadi kardeşim. Lan ölüyorum. Ne oldu öyle? Oy, ne güzel düşüyorlar ya. Çok güzel değil mi? Rahatlatıcı video gibi. Biraz Sohan'da şöyle takılmak istiyorum. Sohan'da özlemişim atmosferini falan. 65'lik metin bulabilirsek. Evet, biri kesiyor. Arkadaş kesiyor. Kessin. Bulabilirsek 61'lik falan keselim. Bulamazsak ne yaparız? Kızıl'a falan gitmeyi düşünüyorum. Kızıl'da biraz eldiven stoklayayım kendime. Şu an bir tane var. Birkaç tane düşürsek yeter. Doğan'da metin kalmamış. Ben de çıktım geldim Kızıl'a. Kızıl'da dediğimiz gibi biraz metin avlayalım. İnşallah bulabilirsek. Burada da sanki yok gibi. Böyle araştırıyorum. Evet, bir arkadaş daha arıyor. Ben bir CH atayım. Kızıl bile full çakılı ya. Burada da bu arkadaşlar kesiyor. Yine bir CH atayım ben. Şurada var mı? Bir bakayım. Yok.
Yok, hiçbir CH'de metin yok. Kızıl Orman full adam dolu. Bütün CH'leri baştan sona gezdim. Bir tane metin yok. Karşılaşamadım bile. Tekrardan hoş geldiniz yeni bir günden. Şöyle videonun başlangıcını 200 tane Ayşe açarak başlayacağım. Hem kritik delicimiz hem yaşamlarımız artsın hem de biraz parşömen lazım. Parşömen niye lazım olduğunu birazdan göreceksiniz zaten. Ben şunların hepsini bir açayım hızlı hızlı öyle geleyim. Ha bu arada bayramınız mübarek olsun. Ben şu an bu videoyu bayramın sabahında çekiyorum. İşten geldim ufak bir kayıt alayım dedim. Eğer yetiştirebilirsem bayrama yetiştireceğim inşallah. Bayramın sabahında biraz kayıt alayım dedim. Size de bayram günü paylaşabilirsem paylaşacağım inşallah yetiştirebilirsem. Sonra benim de gitmem gereken yerler var, oralara gideceğim. Pazar hesabına tekrar giriş yaptım. Böyle envanterde görüyorsunuz bir tane Lycan pençesi, bir tane de zırhı var. Bunları yansıtmak için aldım. Zaten söylemiştim bir önceki videoda. Lycan videosu sevenler var. Ben de Lycan'ı seviyorum düşük seviyelerde. Lycan'ın elindeki silah. Elindeki silahını da göstereceğim şimdi. Zaten bir önceki videoda göstermiştim. Görmeyenler için göstereceğim. Ortalama idarelik bir silah var. Ona bunu yansıtacağız. Artı ekstradan da şunu artı altı falan yaparsam en azından görüntüsü biraz daha parlasın. Bu zırhın görüntüsünü Lycan'da seviyorum. Böyle beyaz beyaz güzel hoş duruyor. Şöyle direkt artı 5 oldu. Acaba artı 6 olur mu? Olmadı. Tekrar artı 5 olursa sevinirim. Allah Allah. O zaman sana bir fake taktiği uygulayacaktım. Tüh uygulayamadım. Artı 6 yaptım da artı 7'ye acaba Titan mı istiyor bunu basarken? Aynen. Buna da gidip Titan verilmez. Artı 6 şekilde yansıtırız. Şöyle envanterimde 2 tane alev görürsünüz. Fakat bu çarktan çıkan alev olduğu için ticaret yok. Bunları biraz sonra bir yakut aldım. Onu atacağız. Belki 6'da 6 gelirse köşeyi döneriz. Bayram bayram bize bayram şekeri tadında gelir. 2 tane pet efsundan vardı. Bunların piyasasına bakayım dedim. Baya ucuzmuş. Üstünde 24 oyun kalacak şekilde birkaç tane alacağım. Bunları stoklayacağım. Yarın bir gün 5-6 onlara çıkar bunlar eminim. Bir tane daha alırız galiba. Bakalım. 3. Şunu da alabiliyoruz. Güzel. Bunları 5-6 bondan satmaya çalışacağım. Şimdilik satmıyorum, biriktiriyorum. Şuraya bunları stoklayalım. Yarın bir gün bunlar piyasası rahat artar. Pazar alanı çok kasıyordu. Burada atmam daha mantıklı diye düşünüyorum. Mitzi Ejderha bonus dönüşümü diyoruz. Bir tane Mitzi 24 bondan gidiyor bizim sonucu da. Almıştım. Haydi koçum lütfen bak. Bugün bayram. Bu zamana kadar hiç tutturan görmedim. Duymadım da. Belki bir ilk olur. Haydi bakalım. Bir tanesini attık. İyi. Bir tane alev aldı. Şöyle üstüne hızlı hızlı geçeyim. Yok galiba bir şey. Hop. Sadece ortalama zarar direniş gelmiş. O zaman reis yaparsın bence be. Hadi kardeşim. TTR ort bile versen her türlü kar. Her türlü yani 5-10 mon üstüne koyar. Hadi kardeşim. Değişik değişik bir şeyler yapıyorum. Bunu çıkartıyorum. Onu takıyorum. Olmadı. Bunu buraya koyar gibi yapıyorum. Bunu buraya atıyorum. Bu bütün YouTube alemine, bu videoyu izleyen herkese gelsin dedim. Vurdum. Abi çok kötü. Dümdüz geldi galiba. Yine aynı gelmiş. Değişmemiş ki bu. Dolandırıldık. Evet kurtumuza girdik. Kurtumuz burada. Fakat şöyle bir yeni bir zırh aldım buna. Art 9 olduğundan dolayı uygun geldi. 2,5 kon falan olması lazımdı. Bizim de kendi bastığımız şöyle bir zırh var. Hem bunun taşı artı 3 hem artı 7. Yani yansıttığımız zırhı yarın bir gün bu zırhı artı 8'e bastığımız zaman yansıtması gidecek. En azından yansıtmışken tam bir sağlam bir zırha yansıtalım dedik. Sağlam derken de öyle çok bir sağlam değil zaten. Buradan yansıtma diyoruz. Evet diyoruz. Başa orijinal itemi koyuyoruz. Şöyle yansıtacağımız itemi buraya koyuyoruz. Bir tane de şöyle bilet koyarsak bizden para almadan direkt yansıtıyor. Zırhımız yansıdı. Aa, pençeyi çıkartmayı unutmuşum. Pençe de böyle zaten 37 ortalama. Şimdilik işimizi görür. Eğer oldu ki yarın daha da ciddiye bindirirsek like'ını o zaman sağlam bir şey alırız eline. Bu çakır kuşunu da bir bono aldım. Yansıtmalıklar zaten böyle uygun fiyattan satılıyor. Bunu da böyle yansıttım gitti. Çakır kuşu gerçekten hoşuma giden bir pençe. Şöyle takayım mesela siz de görün. Görüntüsü gerçekten güzel bir pençe. Şöyle hoşuma giden pençelerden biri. Zırhımızı da giydik mi? Aa level yetmiyor. Bu hesap zaten 35'e kasacaktım. Ben onu unuttum bak. Bu hesapla gidelim biraz metin keselim. Zaten metin keserken de kasılır. 34 olunca da zırhımızı giyeriz. Zırhımız güzel bir görüntüye sahip oldu. Efsunlar da bu şekilde. Tekrardan zihinsel ufaktan bir geçiş yaptım. Şunları unutmuşum göstermeyi. Çark çevirmiştim kayıt dışında. Şöyle 3 tane ender çıkmış. Bunları açalım hatta şöyle. Neyse totem falan boş verelim. Açalım. Ender Grena. Ender Grena. Ya abi şaka mısın? Bunu nasıl becerdik biz ya? Üçünü arka arkaya nasıl Grena? 6 tane şansımız var bizim. Şunları da kullanacağım. Bunları da biliyorsunuz şuradan Lonca'ya bağış yaptığınızda şöyle büyük bağış dediğinizde tek bağışta 30 puan veriyor. Bende de 600 puan birikmiş şimdiden zaten. Bunları kendime kullanacağım. Şu elimdeki Zodiac silahın element yok. 2 parça element atacağım. 4 tane de şöyle artılı nesnem vardı. Bunu da şu zırha deneyeceğim. Zırha belki böyle ekstradan daha farklı daha güzel bir şey gelirse mükemmel olur. İlkini attık. Ne kadar kötü ya. Bir tane daha vurdum. 10 HP. Aha 15 ateşi var. Ulan şunun yanına var ya HP olsa direkt seçerdim.
Acaba seçsem mi? Yok ya. STR lazım oluyor, HP lazım oluyor. Burada hiç HP yok. Ufaktan bir HP olsa yine seçerdim bunu ben. Attım gitti. Reis bu ne ya? Kurban olayım. Bağlı Efsun mu atıyoruz? Bak son darbeyi güzel bir şey yapabilirsin. Bekliyorum senden. O potansiyeli görüyorum sende şu an. Attım. Evet, gördük. Şöyle bir Grena deneyelim o zaman ufaktan da. Bende zaten bir tane varmış. 3 tane de daha demin imkansız başarıp çıkarttık. Belki ikisinden de antika alırız. Onları da vururuz. Efsaneviye geçiririz. Tabi bunlar bir hayal. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de atımıza 31 level yapmıştık. Ve atın görüntüsü böyle olmuştu. Atı bir de tekrar deneyelim. Acaba level atlatabiliyor muyuz? Seviye arttır diyoruz. Bizde kaç yem var? 185 yem yeter mi? İnşallah yeter. Oha, hepsini aldı. Ona rağmen yetmedi. Ama az kalmış. Ayrıca şuna da değineyim. Çatlakta hesap kasılır. Yani lider artınız varsa 3-5 tane aynı anda hesapla kasabilirim. Hesap başı 3 bonda kasmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hasarımda 25k falan hasarlı itemler takarsak. Öyle fazla hasarım yok ama zihinsel olduğum için dayanıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Şuradan bir Togüs verelim unutmadan. Bunun son şeyleri kaldı. Evet. İnşallah yarın bitiriyoruz. Togüs bitmiş olur. Şimdi Lycan'la biraz ikinci köyde. İnşallah Metin bulabiliriz. Bayram sabahında benim gibi deliler varsa Metin kovalayan. Yoksa güzel güzel Metin kese kese de kasılırız. Bakalım şöyle etrafa. Eldivenimizi taktık. Uzmanımızı bir keselim şöyle. Bir dolunay alalım şöyle kendisinden. Alamadık maalesef. Metin'e devam. Metin ararken de Lycan'a ait itemleri bir göstereyim. Metin yok ya cidden. Kaskı gördüğünüz gibi artı 7. Zırhı bu şekilde. Şu içtemleri benim Ninja'nın ormanlık kasılırken kullanıyordum. Bak benim gibi psikopatlar varmış demek ki. Orada bir Metin kesiyor. Şöyle ileri doğru gideyim. O da mı Lycan? Yok, savaşçıymış. Şöyle bir kolye var. Bu da aynı şekilde. Küpeyi çeviklik veren bir küpe var. 28 level'lık yeşim taşı. Art 9 ondan yapacağım. Bir de şöyle kalkanı var ama bu idarelik. 12 çeviklikli bir kalkan lazım. 12 çeviklik cidden Lycan'da çok önemli. Lycan cidden oynarken bayağı bir tat veriyor. Yani şu an bile gördüğünüz gibi kritikli 2K'yı görüyor. Bir tane de şu yeşilden basalım hadi hızlı kessin. Hadi bakalım ilk metni birlikte keselim. ETP görevini de almıştım. ETP de düşüyor. Güzel. Haydi bakalım. Üstündeki kuşak da ortalamalı değil. STR'li kuşak. Onu da gösterim birazdan. BK'mız da ejderha dönüşü BK'ymış. Şurada bir deri çizme gördüm. Maalesef düzmüş. Köye tekrar gidip ETP'leri vereyim. Birikmesin üstümde. Direkt vadiye geldim. Köyde cidden metin yok. Şuradan şöyle kurt nefesi vurursak. Kurt pençemizi de vurursak herhalde aynen yok olurlar. Evet metinimizi patlattık. O sırada level de aldık. BK'ya bir bakalım. Sonra gerisini ben bir toplayayım. Hızlı saldırı ninja da okuruz. Zaten bu hesapta ninja'nın yan hesabı. Her yerde okeyci hesap var. Yerden bir tane madencilik buldum. 3-3.5 m arasından gidiyor. Aha da metin. Bunu da patlattım. Adama düştü lan BK. Allah Allah. Otomatik avda bu adam. Metin'e mi vurdu acaba? Şunları ben bir toplayayım. BK'yı da aldım. Ok yağmuru çıkmış maalesef. Şuraya bir pelerin atalım ya. Şöyle bir kurt nefesi vursak. Arkasından bir kurt pençesi atsak. Çoğu ölür zaten. Yerden nasıl? O yerden de gayet güzel. Pıtır pıtır kesiyoruz. ETP'lerimi veririm bana. Böyle bir adet metin daha buldum. Bunu da hemen patlatayım ben. Var ya makina gibi doğruyoruz. İnşallah ölmeyiz. Güzel. Ölmeden kestik. Her yer ETP item doldu şu an. Bunları bir toplayayım ben. BK da büyü çözüme çıkmış. BK konusunda kötü gidiyoruz. Pelerini daha atalım. Gelin bakayım kardeş. Gelin 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 gelin. Toplanın toplanın bir şey konuşacağız. Şöyle 2 dakika. Hemen kesilirsiniz zaten. Oo süper. Böyle de bir tane lanet kitabı aldık. Güzel. Metinler tekrar düştü. Hemen bunları keselim tekrar. Metin kesilmek üzere. Evet kesildi. Biz de 32 olduk. Gayet güzel. BK'mız nerede? Şurada bir deri çizme var. Deri çizme maalesef. BK'mızda kıvılcım vuruşu. Zırhlara falan da bakıyorum da hiç Efsun'u tutturamıyoruz daha şu an. Bir adet daha metin patlamak üzere. Yerde bir tane abonos küpe görüyorum. Bir tane de ne gördüm? Bir şey daha görmüştüm ya. Ona da bakacağım. Şu BK'yı falan bir alalım. Bakalım neler varmış. Zırh 500 ipi. Olmadı reis. BK yine kötü. Ah be. 20 şeytan olaydı. Ne güzel olurdu. Maalesef abonos küpe düz. Bu da düz çıkmış. Şurada orklarda biraz kasılmak istiyorum ya. Devamlı metin olmuyor. Ara sıra da şöyle slot falan keselim. Zaten güzel eritiyoruz bir anda. Pıtır pıtır eriyorlar. Ama hiç ork dişi alamadım şu ana kadar. Yani lanet kitabı falan alıyoruz ama ork dişi nedense alamadık. Hala da alamıyoruz. Ver kardeşim. Yok bu da vermedi. Böyle bir adet daha lanet kitabı aldık. Gayet güzel. Şöyle şurayı da kesersek bir ork dişi verirseniz mutlu olacağım ya. Bak parasında değilim ama orada yerde bir ork dişi görüntüsünü görmek istiyorum ya. Hani bazı olaylar vardır bilirsiniz. Dolunay'ın
Hani çok da para etmediğini bilmenize rağmen yerde o dolunay yazısını görünce insan bir mutlu olur ya. Öyle yani. Ork dişi de ona benzer bir hissiyat veriyor. Ha, şöyle ya bak ne güzel mutlu ettin beni. Ork dişi yazısı bile şöyle gördüğün zaman bir bak artılısını da verdi yanında da. Artısız. Nerede o artısız? Heh, alalım onu. Şöyle de 33 level olduk. Şurada bir zırh düştü bakalım düzmüş. Lanet kitabı güzel düşüyor ya. Bir tane daha düştü. Böyle bir ork dişi daha aldık. Ver kardeşim onu ver. Burayı da kesersek bir tane daha alır gibiyiz sanki bakalım. Alamadık. Şöyle bir tane daha vursam. Yok yine alamadık. Ay maşallah bir lanet kitabı daha aldık. Ve artık 34 level olduk. Gayet güzel. Şimdi zırhımızı bir giyelim. Şu görüntüyü bir merak ediyorum cidden. Beyaz beyaz. Şuraya geçelim. Heh. Böyle. Hop. Abi Lycan'a bu zırh gerçekten yakışıyor ya. Benim nedense hoşuma gidiyor. Lycan oynamak gerçekten güzel. Özellikle düşük seviyelerde. Düşük bütçeli bir makine yani bildiğiniz. Öyle gidip de bedensel falan açmayın yani. Bedensel falan açmak biraz keyfiye kaçıyor tabii ki de ama ben hasar çıkaracağım. Hızlı bir şekilde farm yapacağım diyorsanız kesinlikle Lycan'dır bu. Yani bedenseldir, büyülü silahtır. Bunlara hiç bulaşmayın. Özellikle düşük seviyeden bahsediyorum. Yani yüksek seviyeye gelirsek yüksek seviyede de aynı şekilde. Fakat bu at üstünde geçerlidir sadece. Yani yüksek seviyelerde boss falan keseceğim, ejder döneceğim gibisinden bir düşünceniz varsa tabii ki de benim düşüncem favorim Lycan'dır. At üstünde bedensel medensel ikiye katlar yani her türlü fazla bir hasar var. Bir de itemleri çok ucuz yani bildiğin bedava. Gördüğünüz gibi makina ya bildiğin. Bak burayı tarlaya çevirdi resmen. Tarla gibi oldu burası. Kes kardeşim şu metni. Kes. Ölmezsek sevinirim. HP'miz biraz yetersiz. 10k HP var. Ondan dolayı biraz can gidiyor. BK'ya da bakalım. Aha. Sura dedik keskinlik çıktı. O zaman şöyle yapalım. Dediğim gibi bugün bayramın sabahı ve ben de sizi bayram günü videosuz bırakmayayım diye bugün ufak tefek bir şeyler yaptım. Çok da bir şeyler yapamadım. Bu hesapla çok bir şey yapamıyorum. Çünkü bu hesap keyfi bir hesap. Öyle çok bir şey yapacağımız bir hesap değil. Çünkü en fazla ya metin keseriz ya slot keseriz. Ya da ne bileyim event olursa event'e katılırız. Yakın zamanda elimden geldiğince bu hesapla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Böyle tadını da biraz damağınızda bırakacak şekilde yaptım. Gerçekten istiyorsanız bir like'ınızı alırım. Bir de abone olursanız öyle mükemmel olur. Tadından yenmez. Bununla ilgili de bir düşünceniz varsa mutlaka yazın. 75 yaparsam 75'te ne yapabilirim? En fazla kızıl orman falan yaparım. Belki de hiç belli olmaz. 90 level'a kasar. 90 level'da maplerde falan metin keserim bununla. O da olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca tekrardan hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal saat 6-7 falandır. Hem hayırlı akşamlar, hem iyi seyirler, hem de hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.